Medyascope TV özel yayınından herkese merhaba. Bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan akademisyenlerin davası görülmeye başladı. 150'ye yakın akademisyen bu davada tek tek yargılanıyor. Arkadaşlarımız Fırat Fıstık ve Kerimcan Malaz Çağlayan Adliyesi'ndeler. Hattımızda Fırat Fıstık var. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Fırat, yanında Eğitimsen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan var. Konuğun. İstersen Feray Hanım'la başlayalım. Evet, yanımda şu anda Eğitimsen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan var. İlk olarak onun görüşlerini alacağız. Feray Hocam, şunu sormak istiyorum. Siz Ankara'dan davaları izlemek için buraya geldiniz. Salı günü de ilk günde de takip ettiğiniz davaları, bugün de takip ettiniz. 36 akademisyen bugün yargılanıyor. Salı günü de yine 10 akademisyen ifadelerini vermişti ve davalar ertelendi. İzlenimleriniz neler? İlk olarak onunla başlamak istiyorum. Türkiye olarak çok olağanüstü süreçlerden geçiyoruz. OAY koşulları üzerinden, bu sürecin bir lütuf olduğunun da açıkça deklare edilme süreci üzerinden emek, demokrasi, barış mücadelesi veren her kesime yönelik saldırılar devam ediyor. Hayatımız aslında adliye koridorlarında geçiyor aynı zamanda. Burada da hukuksuzluk sürecini başından itibaren yaşadık. Arkadaşlarımız öncelikle açıkça tehdit edildi, hedef gösterildi ve can güvenliği riski altında bırakıldı. Kapılarına tehdit ve hakaret dolu mesajlar bırakıldı ve hiçbir işlem yapılmadı. Bir mafya bozuntusu çıkarak kanlarını oluk oluk akıtacağız ve o akan kanlarıyla duş alacağız dedi ve bu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi. Bu da yetmedi. Öğrencilerinden, mesleklerinden, kürsülerinden men edildiler arkadaşlarımız. Ve 1,5 yılı aşkın süre geçtikten sonra da şimdi mahkeme salonlarında yargılanmak istiyorlar. Aslında sanık ve yargıcın tamamen yer değiştirdiği süreçleri yaşıyoruz. Biz mahkemenin ilk gününde de demiştik ki bizler bu mahkeme salonlarını kürsülere çevireceğiz demiştik ve arkadaşlarımız aslında bu mahkeme salonlarını kürsülere çeviriyorlar. Barışa sahip çıkmaya devam edeceklerini tekrar ve tekrar açıkladılar ve hep birlikte evet barışa sahip çıkmaya devam edeceğiz. Baskının, gözaltının, tutuklamanın tarihini yazıyor şu anda hükümet. Ama bizler de inadına dayanışmanın ve mücadelenin tarihini yazıyoruz. Salı günü de yüzlerce kişi buradaydık. Bugün de yüzlerce kişi hala bu saatte adliye koridorlarında arkadaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Barışı talep etmek, yaşamı talep etmek suç değildir. Bu suçu ortak olmayacağız demeye de devam edeceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Farklı tarihlere davalar aktarılıyor. Bazı arkadaşlarımız 301 kapsamında, bazı arkadaşlarımız farklı maddeler üzerinde kapsamda yargılanmak isteniyor. Her anlamda korkunç bir hukuk garabeti yaşanıyor. Bu hukuksuzluklara karşı ısrarla hukuk talep etmeye de, mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bugün buralardayız ve görünüyor ki aylarca sürecek bir sürece mahkum etmek istiyorlar bizi. Ama biz aylarca sürse, yıllarca sürse arkadaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Barışı talep etmeye devam edeceğiz. Bu memleketin ve geleceğimizin yüz aklarıdır arkadaşlarımız. Ve 40 ayaklı karıncalardır barış akademisyenleri bu toprakların. 40 ayaklı karıncaların yanında olmaya, seslerine ses olmaya devam edeceğiz. Ve inadına barış demeye hep birlikte haykırmaya devam edeceğiz bundan sonra da. Feray Hocam, sizi uğurlamadan önce şunu da sormak istiyorum. Burada sizin de değindiğiniz gibi 2 günde çok coşkulu bir kalabalık var. Ve çok fazla da destek veren var. Yurt dışından gelen temsilciler de mevcut. Sivil toplum kuruluşları da mevcut. Buradaki genel olarak yargılanan akademisyenlerin çok coşkulu olduğunu gözlemlediniz mi? Yani çünkü benim ilk fark ettiğim şey oydu. Bir bunu soruyorum. İkincisi de savcının sürekli aynı mütalaayı vermesi çok tartışılıyor. Aynı şekilde, aynı cümlelerle aynı mütalaalar veriliyor. Buna dair de birkaç cümle rica edeceğim sizden. Ya az önce de söylediğim gibi öyle süreçler yaşadık ki örneğin yüz binlerce ihraç yaşandı. Birçok alanda, hani Eğitimsen dışında, hatta %3'ü ihraç edilen arkadaşların sadece Eğitimsen'den de eğitim emekçileri üzerinden bakıldığında biz bu süreçlerde ne gördük? Sözde sendikaların kendi üyelerini ihbar ettiğini gördük listeler halinde. Tamamen arkadaşım dediklerini yalnız bıraktıklarını gördük. Bizler evet ulusal anlamda da uluslararası anlamda da dünyanın her yerinde salı günü de bugün de şu anda farklı sendikalardan, farklı örgütlerden insanlar burada ve
barış talebine ve bilime, üniversitelere, demokrasiye sahip çıkma talebine bizlerle birlikte haykırmaya devam ediyorlar burada. Biz aynı zamanda dayanışmanın da tarihini yazıyoruz aslında hep birlikte. Bu zorlu günlerde sizin de belirttiğiniz gibi aynı mütalaları vermeleri veya davaları birleştirmeyi reddetmeleri, parçalamaya çalışmalarına karşı biz ısrarla dediğimiz gibi hukuk demeye devam edeceğiz. Gayet hukuksuz bir süreç. O metnin, bu suça ortak olmayacağız metninin hiçbir yerinde suç olarak ifade edilebilecek en ufak bir kelimeye veya cümleye rastlayamazlar ve bunu kanıtlayamazlar ve kanıtlayamıyorlar da. Ama biz bu süreçlerin siyasi süreçler olduğunu, dayatmanın, baskının araçlarını güçlendirmek için, bizleri sindirmek için yaptıklarını biliyoruz. İlk gün buradaki konuşmamda da söylemiştim. Biz buraya suçlu değiliz demek için gelmedik. Biz yaşanılan tüm bu suçları teşhir etmek için geldik. Evet, bu suçları teşhir ediyoruz. Bugün avukatlar da burada yine 37. haftasında eylem yaptılar. Öyle trajik süreçler yaşıyoruz ki her perşembe burada avukatlar Adalet Sarayı'nın önünde adalet nöbeti tutuyorlar. Avukatların kendileri tüm bu süreçlerin hukuksuz süreçler olduğunu haykırıyorlar. Tamamen hukuksuz bir süreç işliyor. Biz ancak dayanışma ve mücadeleyi güçlendirerek bu süreçlerden çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız ve bunu başaracağız. Arkadaşlarımızı mahkum etmeyi başaramayacaklar. Biz her mahkemede barış imzacılarının, barış akademisyenlerinin yanında dünyanın her yerinden aldığımız destekle de birlikte olmaya devam edeceğiz. İlk gün yine biz bir basın toplantısı gerçekleştirmiştik. Orada da uluslararası tüm sendikalardan söz aldılar. Başta ihraçların gerçekleştiği üniversitelerde uluslararası dayanışmayı tamamen bundan sonra sürdürmeyeceklerini, uluslararası ilişkileri üniversiteler arasında sürdürmeyeceklerini deklare ettiler. Kendi ülkelerinden doğru her türlü desteği sonuna kadar sürdüreceklerini orada deklare ettiler. Bu dayanışma devam ettiği sürece bizi yalnız bırakamayacaklar, ayrıştıramayacaklar ve arkadaşlarımızı da mahkum edemeyecekler. Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Beyay Tekin Aydan katıldığınız için. Evet, Gökçe Yıbrak izleyicilerimiz de dinlemiştir. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, biz buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldik dedi ve imzalarımızın arkasındayız açıklamasında bulundu. Yine destek ziyaretlerini dile getirdi. Stüdyoya dönebiliriz. Evet, tekrardan teşekkür edelim Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan'a. Seninle devam edelim. Bugün Çağlayan Adliyesi'ndeydin. Neler oldu, neler yaşandı? Evet, Salı günü herkesin bildiği gibi 10 akademisyenin yargılanmasıyla bu davalar başlamıştı. 150'den fazla akademisyene dava açıldı ve açılan dava bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza attıkları gerekçesiyle terör örgütü propagandası suçundan açıldı. Ve bugün de 36 akademisyen burada yargılandı. Bu 36 akademisyenden 23'ü İstanbul Üniversitesi'nde görevli, 13'ü ise Galatasaray Üniversitesi'nde görevli akademisyenler. Burada 3 ayrı mahkemede bu duruşmalar görüldü. 36 ayrı duruşma görüldü. Hep tartışılan şey şuydu. Feray Hoca da bunu yine dile getirdi. Bütün davalar ayrı ayrı açılmıştı. Zaten Salı günü de bu gündeme geldi. Ve bunların birleştirilmesi gerektiği avukatlar tarafından çok dile getirildi. Ancak bütün mahkemeler bunu reddettiler. Ancak orada itiraz olarak avukatlar şunu söylüyorlar. Metin aynı. Suç aynı, dosya aynı ancak bütün davalar ayrı ayrı görülüyor dediler ve şu tehlikeye dikkat çektiler. Eğer herhangi bir davada farklı bir karar alınırsa hukuki güvenliği ortadan kaldırır. Bu hukuka güveni ortadan kaldırır açıklamasında bulundular. Ayrıntılı olarak dile getirirsek şu anda 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadeler devam ediyor, bitmek üzere. 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bütün ifadeler, yani 12 kişinin ifadesi bitti. 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde toplam 9 akademisyen var. Onlardan da birkaçı kaldı bitmek üzere. Yine 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 akademisyen yargılanıyor. 11 tanesi İstanbul Üniversitesi'nden, 3'ü Galatasaray Üniversitesi'nden. Ben de aslında 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya girdim ve orayı takip edebildim. Aylin Altınay Cingöz imzayı geri çekmesine rağmen beraat talebinde bulundu. Ancak bu beraat reddedildi. Yine
İzzettin Önder ifade verdi ve bildiriyi barışın tesisi için imzaladım. Kimseden talimat almadım ifadesinde bulundu. Bu iki davada 23 Şubat'a ertelendi. Genel olarak şöyle özetleyebiliriz. Bütün davalar şu ana kadar ertelenmiş durumda. 31 Ocak'a ertelenen var. 22 Aralık'a ertelenen var. 23 Şubat'a, 17 Temmuz'a ertelenen var. Yani bu davaların aylarca, Feray Hoca'nın da söylediği gibi aylarca sürmesi bekleniyor. Avukatlar da genel olarak bu imza metninin ifade özgürlüğü çerçevesinde, eleştiri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, imza metninde değinilen şeyin, söz söylenilen şeyin devlet olduğunu, herhangi bir şekilde terör örgütüne bir çağrı yapılmadığını ısrarla dile getirdiler. En büyük tartışma konularından bir tanesi de son olarak bunu vurgulamakta yarar var. Bütün akademisyenler aslında 301'den yargılanması gerekiyor ifadesini kullandı avukatlar. Çünkü hatırlanacaktır, 4 akademisyen ilk imza metni ortaya çıktığında gözaltına alıp tutuklanmışlardı. İlk olarak terörle mücadele kanunundan yargılanıyorlardı. Ancak daha sonra Adalet Bakanlığı bunu geri çevirerek 301'den yargılanmalarına karar verdi ve dava kovuşturmaya uğramış ve 4 akademisyen tahliye edilmişti. Ancak burada 301'den yargılamaya yönelik bir talep mevcuttu bazı davalarda. Ancak birçok akademisyen 7. maddenin 2. bendi gereğiyle terörle mücadele kanunundan, terör örgütü propagandası suçundan yargılanıyor. Bu da çok fazla tartışılan şeylerden bir tanesiydi bugün. Fırat, sana ve arkadaşımız Kerimcan Malaz'a çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan akademisyenlerin davaları sürüyor. Arkadaşlarımız Fırat Fıstık ve Kerimcan Malaz da bugün Çağlayan Adliyesi'ndelerdi. Fırat Fıstık izlenimlerini bizimle paylaştı. Size de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.